E, öyle. Yani Şubat ayında e, Uludağ'da ikinci bölgede bir otel satın aldım. E, satın Onlarca milyon dolar para ödedim. E, daha oteli görmeden satın aldım. E, i̇kinci ay işte yedinci aydayız. Beş ay oldu. Daha oteli gidip göremedim bile. Anladım abi. Ya benim de bir tane otelim var şimdi. <laughs> abi çok soru geliyor sana. E, i̇lk ve en büyük parasını kazanmak için nasıl sermaye bulmuş? Az önce e, gerçi buna benzer bir şey sormuştuk. İlk ve en büyük paranı Kazanmak için nasıl sermaye buldun? İlk paramı şöyle kazandım. Dediğim babamın yanındaydım, ilk okuldaydım. Ben ofluyum ama doğma ümreliyim. Babamın küçük sücadesinde... bir ekmek fırını vardı. İlk okul okul bittikten sonra gelirdim okulda şeyde fırında muhasebe hesaplarını tutardım. O zaman evlerde böyle şimdilik gibi böyle mikrodalga fırınlar bilmem neler yoktu. Yani e, kadınlar e, evlerde börekleri mi? tepsilerde yaparlardı, ekmek fırında pişirmeye getirirdilerdi. E, şey o zaman da bir tepsi pişirmek 25 kuruştu. Hı. Ben muhasebe hesaplarını tutardım, tepsi paralarını e, ben alırdım. Hayır iyiymiş. Yani e, yani öyle çok yaş eskiden de bahsetmiyorum. Benim yani 54 doğumluyum, yaşımda da 22. yani çok eski şeyden de bahsetmiyorum. Biliyorum canım. Yani i̇lk paramı orada e, kazandım. E, yani oradan para kazanırdım. Bir de ilk kendi başımı işimi şey ortaokulu ben Moran Koleji'nde okudum. Ortaokul sondaydım. Okulda eski Moran de 60 senelerde İstanbul'un <laughs> elit kolejlerinden bir tanesiydi. 78'de kapandı <laughs> sonradan. İnşallah onu da canlandırırız. O güzel. E, spor kolu başkanıydım. Okulda tenis kortları, basket sahaları ihalesi yapılıyordu. E, ben de... E, i̇haleye, i̇haleye mi girdin? Babamdan hariç. ihaleye girdim. <laughs> e, i̇şi ben aldım e, arka, televizyona çıktığımız zaman arkadaşlarımız kaçak sigara içmeye oraya buraya giderlerdi. Ben okulda mühendislerim çalışıyordu. ben mühendislerin başına gidiyordum. yani o zaman babam Suadiye'de falan işaret yapıyordu. Yani aşağı yukarı babamın bir Suadiye'deki bir daire parasını oradan kazanmıştım. Yani. He maşallah evet o iyi, iyi bir para. i̇lk yani kendi başıma iş yaptığı kazandığım şey olur. E, ve şeydi kaç yaşındaydın abi? Ee, şimdi 68 senesi kaç yaşındaydım e, İşte e, 68, 14 yani yaşında 14 yaşında bir sürü mühendis çalıştım. <laughs> Sen yani şu anda da 22 yaşındayım abi. Yani. yani şu anda 22 yani, yaşında 20 yaşında 20 olduğunu 20. biliyorum. Ona geleceğim birazdan. Peki, e, Türkiye'de para sahibi olmak e, zor mu? Yani hani severin kadar sevmeyende de oluyor mu insanın? Vallahi şunu söyleyeyim, e, yani ben Genelde bakın eski Türk filmlerine bakın. <laughs> e, böyle bir e, maalesef topluma e, empoze edilmiştir Yani zengin bir fabrikatör baba. İşte ya oğlu fakir bir kızı sever ya da e, kızı fakir bir oğlanı sever. Baba onu hep ayırmak için uğraşır. Böyle bir zengine karşı hep böyle maalesef kültürümüz şeyde toplumumuzda böyle bir e, şey Ön pompalanmıştır. Yargı Ön yargı evet. pompalanmıştır. Yani böyle bir şey vardır, doğrudur. E, ya da belli bir şeye gelen insanlar biraz daha toplumdan e, ayrışıp daha e, şey kapalı yaşamayı tercih ediyorlar. Ama dedim ki ben e, herhalde bunların dışında ben halktan gelen biri olarak hep onların için değil ben yani öyle bir Peki öyle e, şeyim yok dediğim gibi her gittiğim yerde insanlarla e, yalan yani şeyim Ben yani diyalokalim ben yani e, öyle bir şey yani eretik almıyorum da. Peki e, mütevazı dar gelirler içinde hani küçük bütçeli ev yapacak mı diye biz çok soru geldi bunları e, not alıyorum hep. Vallahi şunu söyleyeyim e, aslında biz biz A, A grubu olarak e, ee, yüzde %90, <laughs> 95 hatta 97'sini daha çok B gelir grubuna. B eksi, B ve B artı ya az hı hı. E, proje üretiyoruz. E, A plus'a, A e, artıya e, yani üretimimiz belki çok %1-2'dir. ikidir e, ama şunu söyleyeyim, asıl hedefimiz Türkiye'de en fazla hemen hemen konut üreten firmaların başına geliyoruz. E, belki TOKİ'den sonra, belki Kiptaş'tan sonra en fazla konut üreten <laughs> firmaların başındayız. Ee, ama asıl hedefimiz e, benim hep C'ye gelir grubu. Çünkü e, asıl müşterinin çoğunluğu orada. Yani piramidin tabanına doğru indiği zaman şey girişler, piramidin tabanı girişler. Asıl daireye ihtiyacı olan kesim orada. Hı. Ama e, şu anda özel sektörün İstanbul'daki mevcut e, arsa e, fiyatlarıyla çünkü İstanbul'da arazi çok az. Pahalı. E, evet. Olan ve çoğu da sorunlu. O sorunsuz olanlar çok pahalı. Ee, onun için İstanbul'daki mevcut arazi fiyatlarıyla bizim C gelir grubuna özel sektörün C gelir grubuna proje üretmesi çok zor görünüyor. Ee, ama kentsel dönüşüm e, yasasıyla e, devletin elinde çok büyük araziler var, ama bu arazilerin de maalesef çoğu işgal e, altında. Hı hı. E, kentsel dönüşümde bunlar e, özel sektörle paylaşılıp e, e, kentsel dönüşüm doğru işletildiği zaman. Devlet, özel sektör, işbirliğiyle biz gelir grubuna, daha alt gelir grubuna çok daha uygun şartlarla konut üretebiliriz. Biz buna talibiz. Ama şu anda maalesef kentsel dönüşüm yasası çok sağlıklı işletilemiyor. Ama şu son dönemde özellikle son kurulan hükümette şehircilik bakanlığı kuruldu. Hı hı. Daha önceki kentsel dönüşüm şeyi genel yönetimlerle belediyelerle yürütülmeye çalışıyordu. ama belediyeler burada maalesef e, yeterli e, donanıma sahip değildi. Yeterli yetkiye de sahip değildi. Ben bu işin bir e, devlet politikası halinde e, olması gerektiğini çünkü biliyoruz ki e, özellikle Türkiye'de deprem kuşağında bir ülke. E, binalarımızın %70'i maalesef depreme dayanıklı değil. İnsanlarımız e, sağlıksız binalarda nasıl? Ee, çok yani ...şu anda galiba, benimkiler değil... Hı. ...şu anda ben e, sektörün bir oyuncusu olarak... ...önemli bir oyuncusu olarak... ...şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...özellikle 2000'li senelerden sonra... ...Türkiye'deki konut inşaatı... ...inşaat sektörü inanılmaz... E, ...hızlı e, gelişti... E, ...ben etrafıma bakıyorum... ...açıkçası kötü proje e, görmüyorum... ...belki birbirinin biraz taklitli projeler var ama... ...hakikaten çok iyi... ...Avrupa'nın çok önünde e, proje üretiyoruz... İnşaat kalitemiz olsun... E, bina sağlamlığı olsun gerçekten binanın mimari estetiği olsun, e, teknolojisi olsun gerçekten şu anda dünyayla yarışamayacağımız e, hiçbir devlet yok diye düşünüyorum. Bu Ama önemli. O, o yönden çok sağlam. Bu şey. önemli. Peki biraz hadi, hadi buradan bu emlaktan çıkalım. E, aileye doğru gidelim. Köyüne gidiyor musun abi? Alçak Açıkçası çok sık gidemiyorum. E, çok yoğun çalışıyorum dediğim gibi. En son 78 senesinde gitmiştim. E, e bayağı bir ara e, olmuş. Yani ondan sonra ee, köyde e, çok güzel de bir ev yaptım. Karadeniz mimarisinde. E, 1.74'de gittim, 1.78'de gittim. En son 2 e, sene önce gittim. Hatta Lakin. orada bir ev yaptım. Dediğim gibi Karadeniz mimarisinde. Hı hı. Çünkü Karadeniz insanı şeye bağlıdır. Yani toprağına bağlıdır. Toprağa ayrı bağlıdır. E, Gidemiyordum ama hiçbir zaman da köyümden kopmamıştım. akrabalarımdan da kopmamıştım. Çünkü e, kökünden kopan toplumların yaşama şansı yoktur. Ben Akrabalarım ki kalabalık bir akrabayız. Kaç kişi ee, var abi? Valla e, her sene ben Uludağ'daki otelimde akrabaları 3 e, gün ağırlarım. E, Yetmediği otelde, için yenilerini alıyorsunuz. Otel 900 kişi falan alıyor. Yani dönem dönem şey o da kızlarda almıyoruz. Öyle mi? Yani kızlar <laughs> evlenince soyadı değişiyor. Sadece soyadı A oğlunu alıyoruz. Ağa. O da 900 kişi oluyor ama bir sefer şey olmuyor. Dönem dönem değişiyor. Yakında Uludağ'ın şey tamamında buluşacaksınız. Aldığım, kalacağım. Ee, onun için gidemiyordum ama hı hı. E, ev yapmıştım. E, i̇ki sene önce e, gittim. Gerçekten e, yani Karadeniz doğasıyla e, şeyiyle yani apayrı bir, bir şey.